Faydaları verdi abi, doğru. Mesela Akdeniz, mesela şu bizim İç Anadolu niye şey kurak olduğu için. Evet. Ulan bizim Cihan Usta'nın numara yok mu sende? Cihan Usta'nın numara yok mu? Sen neredesin? Kadının önündesin. Tamam. ...2021 yılı sezonunda karanfillerimizi gene toprak anayla buluşturduk, buluşturmaya devam ediyoruz. Bu yıl karanfillerimize geçen yıla oranla %80 oranında bir artış sağlandı. Geçen yıl 1300 dekar alanda karanfil üretimi yapıyorduk. Bu sene 2000 dönüm arazide karanfil üretimi yapacağız Allah'ın izniyle. Karanfilimiz bu sene her zaman olduğu gibi %99 hepsi ihracat oluyor. Bu yıl sezondan beklentimiz 300 milyon dal, karanfil dal bekliyoruz. Bunu Avrupa ülkelerine gönderiyoruz. Geçen yıl pandemiden dolayı dikimler yapılırken çiftçimizde bir korku hakimdi. Yani pandemiden dolayı ihracat yapılamaz diye. Çünkü diktiğimiz ürünün %100'e yakını ihracat yapılıyordu. İhracat olmaz diye. Ama geçen yıl gördük ki %100'ü ihracat yaptığımız bu ürünün ihracatında herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Neden yaşamadık? Avrupa ülkelerinde genelde bu pandemiden dolayı dikimler olmadı. Dikimler olmadığı için karanfil ihtiyacını Avrupa ülkeleri, Hollanda, İngiltere gibi ülkeler köyümüzden sağladı. Bu yüzden talebin olması üzerine %80'lik artış bu yüzden oldu. Bu sene de aynı şekle diktik. İnşallah pandemiden dolayı herhangi bir şey olmazsa 300 milyon dal karanfilimiz dere gümüden dünya piyasasıyla buluşacak. Tanesi kaç liraydı ki? Tanesi 40 sent dediğimiz şeye gidiyor, 40 sente gidiyor. Yani bu da yaklaşık ülkemize 140-150 milyon gibi bir ihracat potansiyeli. Yani karanfilin öncelikle şöyle de bir özelliği var. Çünkü karanfilin %100'ü ihracat olduğu için ülkemize müthiş bir şekilde döviz girdisi sağlanıyor. Sadece buradan bir yakınmamız gerekirse döviz girdilerini Isparta'dan yapılmayabiliyor. Bazen Antalya'dan ihracatlar olabiliyor, Antalya üzerinden. Bu da Isparta'ya değil Antalya'ya puan yazıyor. Ama şunu bilmenizi isterim ki kışın Antalya'da üretilen karanfillerin devamı %100 hepsi Isparta Ovası'ndan, Deregüm Ovası'ndan sağlanıyor. Bu da Antalya'da şirketlerin veya köylümüzün pazarın 12 ay boyunca devam ettirilmesini sağlanıyor. Tabii bunu üretirken de aynı zamanda ülkemizde sizin olduğu bu dönemde istihdama büyük bir katkı sağlıyoruz. Yaklaşık 3000-3500 kişi bu karanfil ve domates seralarından istihdam sağlanıyor. İstihdam sağlanırken tabi bunların ailelerine beraber hesaba katarsak yaklaşık 5-6 bin kişiye kadar bir istihdam sağlanıyor. Köyümüz her zaman olduğu gibi üretmeye devam ediyor. Üretirken de çevre köylere örnek olmaya da devam ediyor aynı zamanda. Tabi bizim bu seralarımız büyürken yakın köylerimiz Atabey Ovası, İslamköy Ovası da domates ve karanfil seralarıyla büyümeye başladı. Biz aynı zamanda örnek olarak bunlara böyle örnek bir şekilde kendimizi gösterip kendimizi ispat ettiğimiz için çok memnunuz. Deregümü köyü her zaman üretmekten yana oldu. Çünkü şunu biliyor ki üretmeyen toplum yok olmaya mahkumdur. Çok aslında İstanbul'un toplamda 35 ton yeri var herhalde. 35 ton falan yeri var. 20 ton.